Merhaba. Dinden para kazanan değil, diğer din kardeşlerimize sesleniyorum. Bu videomuzun konusu hadislerde hırsızın elinin kesilmesi vakası. Kur'an'da onları terk ettirin manasında söylenen kelime maalesef uygulamada el kesme yöntemiyle hadislere girmiş. Fakat hadislerin hepsi el kesme değil, bazıları da tam tersi. Hayır, kesmeyeceksin diyor hadis. Diğer bir hadisi de sürekli aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Nedir o da? Resul buyurdu ki, benim söylemediğim bir sözü söyleyen cehennemdeki koltuğunu hazırlasın. Yani peygamberin söylemediği bir sözü söyleyen cehennemlik. Bu da bir hadis. Bu bilinçaltınızda bir yerde kalsın ve ben size hızlı bir şekilde sadece 4 tane hadis göstereceğim. Bu hadislerin hepsi Kutub-i Sitte. Sayfalarını, ciltlerini komple vereceğim. Dikkatle dinleyin. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir yumurta çalıp da eli kesilen, bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lanet etsin. Kutub-i Sitte 1626, cilt 6, sayfa 263. Akça yayınlarından çıkan Kutub-i Sitte'den bunu alıntı yapıyorum. Yine Buhari, hudut konusu 13. cilt 7, Müslim'in hudut konusu 7. cilt 1687, Nesai, Sarik 1. Bir tane daha hadis okuyorum, dikkat edin. Abdurrahman İbni Avf anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yan kesici kimseye el kesme cezası verilmez. Yan kesici zaten elini kullanıyor ve yan kesicinin eli kesilmez diyor. Bu yan kesici kelimesinin Arapçasını söylüyorum. Muhtelis. Kutub-i Sitte cilt 17 sayfa 321. Şimdi hadise dikkat edin. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hırsızı getirmiştik. Öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü, bu adam sadece çaldı denildi. Bunun üzerine öyleyse elini kesin dedi. Ve derhal eli kesildi. Sonra aynı adam ikinci sefer getirildi. Yine öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı dendi. Bunun üzerine öyleyse kesin dedi. Ve derhal sol ayağı kesildi. Sonra üçüncü defa getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. Hazreti Peygamber öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı denildi. Bunun üzerine sol elini kesin diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler. Öldürün onu buyurdu. Kendisine ey Allah'ın Resulü, bu adam hırsızlık yaptı denildi. Bunun üzerine sol ayağını da kesin dedi. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Çok ilginç. Yani düşünün. Yani bir hırsızlık yapıyor, getiriyor peygamberin huzuruna öldürün diyor. Sonra uyarılıyor peygamber. Sahabe diyor ki o sadece hırsızlık yaptı. O zaman diyor elini kesin. Bir daha getiriyorlar. Hemen öldürün onu diyor peygamber hemen. Diyorlar ey Allah'ın Resulü bu sadece hırsızlık yaptı. O zaman diyor ayağını kesin çapraz. Yani sağ el, sol ayak, sonra sol el, ondan sonra sağ ayak. Bakalım beşincide ne oluyor? Öldürün onu diye emretti. Hazreti Cabir radıyallahu anh dedi ki, adamı götürüp öldürdük. Yani eller ayaklar bitmiş. İki el iki ayağı yok. Acaba öldürmeseler nasıl yaşayacak? O ayrı bir mesele de. Adamı götürüp öldürdük. Sonra götürüp bir kuyuya attık. Üzerine de taşla doldurduk. İnfaza bakın Allah aşkına. Merhamet peygamberi
Kur'an'ın anlattığı, Kur'an'ın yetiştirdiği bir peygamber uygulamaya bakın. Not alanlar için söylüyorum. Kutub-i Sitte cilt sayfa 270-271 1631 numaralı hadis. Akçağ, yine Akçağ'dan alıntı. Ebu Davud Hudud 20, hadis 4410, Nesai Sarik sayfa 90-91. Şimdi kardeşlerim, bu Kutub-i Sitte'nin hadisi. Bu Kutub-i Sitte'nin hadisi peş peşe aynı konuda birbirinin tam tersi hadisler var. Öldürmeyeceksin, öldüreceksin. Ondan sonra da biz Peygamberimiz hakkında ileri geri konuşan insanlara kızıyoruz. Diyoruz ki bu adam niye Peygamberimize hakaret ediyor? İnanın eğer senaryo buysa, yazılanlar buysa insanları biz nasıl durduracağız? Lütfen aklınızı kullanın. Selam ve dua ile.